BG mi? Berkcan'ı da hiç sevmiyorum artık ya. Berkcan'dan soğudum net. Demir'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ya çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın yepyeni serisi ünlülerin evlerini gezip o olmaya çalışıyor. Bilmiyorum yani böyle şey yapıyor ya. Bilmiyorum. Drama yok ya. Berkcan ilginç bir çocuk. Çalıştığımız video serimizin yeni bölümünde bugün İstanbul'dayız ve bu görmüş olduğunuz kapının arkasında Berkcan Güven var. Öncelikle sizlere evini gezdireceğim. Daha sonrasında Berkcan Güven olmak nasıl bir şeymiş bizzat kendisinden öğrenmeye çalışacağız. Kapıyı çalıyoruz ve evim sensin başlıyor. Oğlum Berkcan apartman dairesinde mi yaşıyor amına koyayım? Burada Adamın annesiyle konuşuyorsun. Berkcan'ın annesi muhteşem bir kadın ya. Çok tatlı bir insan. Kankacım hoş geldin hoş, kanalımıza. Sen hoş geldin. Buyurun. Abi selamlar. Selam. Serinin ilk videosunda biliyorsun bir ünlünün evini gezdik ve bugün ikinci ünlümüz. Berkcan Güven. Şükür, şükür Allah'ıma. Bugün sen olmaya çalışacağım ve ilk olarak görmüş olduğun gibi senin gibi giyinmeye aynen. çalışacağım. Ya pislik giymiş arkadaşlar bakar mısınız? 2010. Giyerdin Ya pislikten don. inanılmaz yani. Hemen freestyle atmaya inanılmaz bir başladım. marka. Harbiden bunu 13 yaşında alıp bu yaşına kadar giyebilmen kadar garip bir şey yok. Bol bir pantolon, havalı bir tişört, kep. Daha ne? Berkcan Güven. Kendini rap star olarak mı tanımlıyorsun? YouTuber olarak mı tanımlıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Yaşantında ne gibi değişiklikler oldu? Ne yiyorsun? Konserlerde nasıl hazırlanıyorsun? Bugün bütün detaylarıyla beraber takipçilerimize bunu göstermeye çalışacağız ve herkesin merak ettiği evini de görmek istiyoruz. Hiç Tabii. kimse görmedi, değil Hiç mi? kimse bu evi görmedi. Evin biraz kötü değil Yok yok evin güzel. Hayır ya Ulan eve kötü evin kötü diyorsun. de, Boğaz manzaralı evde evin kötü oturuyorsun. dediğim o anlamda söylemiyorum yani. Ben bu evden taşınmak istiyorum. Hani o yüzden hiç kimseye de çekmedim böyle almadım eve. Tamam bunu çekelim ondan sonra taşınsın. Aynen. Ev sahibimize sesleniyoruz buradan. Berkcan Güven'in kaldığı ev diye koyun sahibinden.com'a 50'ye değil 100'e koyarsınız kiraya. 50'ye değil yani muhtemelen evin şeyi düşmüş. Değeri bende. Ya kardeşim. Bütün abonelerim gitti. Abone konuda take'in nedir? Abi bizim take'lerimiz her zaman L take. Just parody. Mertcan Bağır'ın abonesi. Yorum yapmayacağım. Biz Mertcan'la 2018'den bu yana arkadaşız. Çok sosyal medyanın önüne taşımadık ama gidiyoruz, geliyoruz, tatile geliyoruz. Ben de Mertcan'la arkadaşlığından bahsediyorsun. Mertcan'la da arkadaşlığımız var da biraz sekteye uğradı dönemler oldu. Önceki videoda da Mertcan konuştuk. Çok popüler bu arada. Mertcan Bağır. Ben bunu sana sürekli attım. Mertcan Bağır'la dövüş videosu bu tarihte izlenilen, YouTube Türkiye'de yapılan en iyi videodur. İzlemeyenler yukarıdan şuradan izleyebilir. Böyle bir eski YouTube skillerime. YouTuber'lığı bıraktın mı? Yapacaksın mı? Bir gün geri döneceksin mi? Ben YouTuber'lığı bırakmadım. Bu şey gibi bir şey değil yani. Yaptığım vakit kanka full ailemle video çeken bir insandım ya. Hani ailem, arkadaşlarım, ben bireysel bir şekilde ünlü olduğum için yani şu an Evet. benim için o YouTuber'lık gibi değildi. Yani Evet. gündelik ya. Bir yere kadar hani Vine'da üretirken o bir content üretmeydi. Ama sonradan artık bireysel bir şekilde Berkcan Güven ve çevresi gibi bir kanal olduğu için ya senin gibi mesela olamadım yani. Olmak istediğim bir noktaydı. Ama sonradan müzik falan filan Şu an gelince kendini rapçi olarak mı tanımlarsın? Berkcan Güven rapçi mi? Müzisyen mi? Ya rapçi yani müzik yapıyorum ben. Rap de yaptığım şarkılar oluyor. Daha böyle müzik tarafında olduğum şarkılar da oluyor. Yani o yüzden şey gibi bir durum yok yani. Ben rapçiyim. Ben rap starım falan filan gibi hissetmiyorum. Çünkü rap star gibi yaşamıyorum. Bir yaşantını görebilir miyiz? Bizi bir evi gezdir arkadaşlar. Şu anda İstanbul. Rapçi çünkü low profile bir şey abi. Düşük seviyesin abi rapçi sen. Bu da çok güzel bir mevkide. Abi de rapçiyim dediğinde şey olacak onu da biliyor. Ulan sen rapçiysen ceza ne? Şehinşah varken seninle konuşuyor onun orospu çocuğu falan. Çünkü rapçi tayfa bir tık şey abi. Retard bir tayfa olduğu için. Sen kendine nasıl rapçi dersin? Ay Sezel'in zamanlarını biliriz falan böyle girişecekler herife. Ondan başlayalım. Dubleks. Sürekli niye zıplıyorsun? Bugün bu videoda sizin hep merak ettiğiniz o sosyal medyanın linç tarafından da gelen soruları da sana soracağım. Bir tek Can Sungur'la fotoğraf kalmıştı. Yarım saat bekleyişin ardından öğrendik ki arka kapıdan pandayla kaçmış. Ah lan. Tamam, hepsini sor. Hiç sıkıntı yok. Justin Bieber özentisi misin? Hadi bakalım. Justin Bieber özentisi miyimdir? Muhtemelen yani illa büyürken
kendisini etkilenmişizdir yani. 91'li ablam vardı. Onun bana yarattığı bir MTV kültürünün içinde büyüdüm. O yüzden çok batıya dönük tarafta kaldım yani. Hiç öyle arabesk dinlenen bir ev yoktu yani bizde ya. Veyahut İsmail YK açılan bir ev yoktu. Anladım. Vay be. Dertli bir... ne dertli bir adam ya bu. Gençliğinde neler yaşamış. Sorma. Evde bir İsmail YK açan bu. Evi bir gösterelim arkadaşlar. Kanka ne evi işte salon. Şuradan Boğaz manzarası gözüküyor. Boğaz manzaralı eve evim kötü diyorsun. Ya Boğaz manzarasına bak. Ben çatal gibi görüyorum köprüyü. Çatal gibi. Rapstar. Nasıl rapçi oldun? Evet bu oyun sayesinde. Rapstar yarışmasını izledin mi? Dostum izledim. Bu oyunu aldım. Hı-hı. Bu oyundan işte sözlerimi yazıyorum. Öğreniyorum. Gerçek mi? Karşında ben varım. Yapıyorsun heyecan. Sözlerim etkili, rakipler perişan. Geminin kaptanıyım, elimde pusula. Bana derler rapstar, bakmasınlar kusura. Hadi bakayım. Get it, boys. Bana doğum günü hediyesi almışlardı makarasını. Senin almadığın bir hediye. 28. Benim arkadaşlarım da doğum gününde cep amca alıyorlar bana. Yaşına girdim arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. 28 yaşına girdiğime. Kanka, evi de gezdirerek anlatsana. Aynen. Salon burası. Ya bende multitasking yok kanka. Aynı anda iki işi yapamıyorum. Bakın bu benim sakat kedim. Gel. Oğlu. Gel. Saldırır. Kanka uyur. Sevdirmez mi? Uyur. Tamam, uyur. Sadece tamam. Bana. Sadece bana. Oha sana saldırmıyor. Bana saldırmaz. Nasıl çiş kaka yapabiliyor kanka, mu acaba? Kanka camdan 3 kez intihar girişimi var. Biraz garip bir kedi. Benim hiçbir evcil hayvanda böyle normal olmadı yani. Benim gibi sorunlu oldu bir şey. Hayvan sever misin? Yani anlıyoruz tabii de. Hayvan sever. Hayır yani. Abi hayvan sever misin derken şimdi bunu mecburiyetten de bakıyor olabilirsin. Arkadaşlar kedinin 3 kez intihar etmesi benlik bir sorun değil. Onun kendi akıl sağlığı ile ilgili. Ben şimdi ona antidepresan da mamalar aldım. Kediler durdurulmuyor bu arada. Kullanıyoruz antidepresanımızı. Şu odayı görelim. Burası ne? Depo kanka, mu? Burası normalde misafir odası. Ben geldiğimde burada mı kalacağım? Sen geldiğinde burada yatarsın. Tamam. Muhtemelen. Burada eşyalar meşyalar. Biraz depo gibi de. Kanka depo gibi. Tam taşınacağım ya o yüzden. Ben bir de bir şeyi iş ettireceğim. Çıkmadan evden. Sen yaparken biz de evi dolanalım mı? Ya bekle be. Bekle. Donlarım. Abi heyecanlıyım. Donlarım falan var ortada. Gel kızım. Sen de moşeyi seçeceksin. Uzatacağın linkin götünü sikiyim. Mal mal. Parmak atmıyorum. Ben de böyle. Ya bu daha çok sıkma. Tamam. Yok kızım yok. Ya kamera var diye yapıyor. Normalde hiç böyle yapmaz. Ulan bayağı birikmiş. Aynı bende de bu arada. Böyle. Ya şurada kamera bir yer var diye uludur. Ben ne yaşıyorum lan? Önceki videoda da aynısı. Şurada bir yer var burayı böyle. Bızıklıyorsun çıkıyor falan. Aynı bu muhabbet. Annemle Cari çok konuşuyorlar bu konuyu. Evet. O yüzden hani şey aldırtmaya çalıştık işte. Yürüteç mürüteç. Hı hı. Olmuyor mu? Ya kanka görmedim. Sana olmaz. Nasıl saldırıyor? Ben yürüteçi evet, bir takıyorum. Eğiliyor. Komplerin o delirme videosu var ya. Böyle oldu bir kere. Oo bir dakika ben olayımı buldum. Ne buldun? Adamda kedi atlet varmış ya. Fanınız artık. Nasıl? Rezillik. Yeah. Senin evde asansör yok. Benim evde asansör yok. Zaten bitti. Video izlerken video atlamayı öğrenmediniz ya. Yükleniyormuş gibi geliyor herkesin evinde. Adamınkinde yoktur lambayı açayım. Berkcan Güven'in heyecan dolu yatak odasındayız şu anda. Abi yatağın büyüklüğüne oğlum, var. Oğlum yatak manyakmış bu arada. Bir şey diyeceğim. Biz geliyoruz diye temizlik yaptırıyorsun. Aşağıda temizlikçi abla ne yaptı şimdi? Ne yaptı şimdi? Abi evin doğal haliyle görmemiz lazım. Aşağıda bir tane abla gördüm öyle perişan olmuş temizlik yapmakta. Düzenli temizlik yapılıyor mu? Sefillerdi sen gelmeden önce burası. Çok güzel ama nazar değmesin. Nazar değmesin. Son ayları. Nereye taşınacaksın? Kanka buralarda yine bir yere taşınacağım da daha geniş, daha büyük bir yer istiyorum. Ya zaten benim asıl olay ben evde çok durmuyorum. Evde çok durmadığım için de şey yer istiyorum. Ya zaten benim... Kül tablası. Amen. Mustilli, hoş geldin canım. Benim asıl olay ben evde çok durmuyorum. Evde çok durmadığım için de şey gibi bir muhabbetim yok kanka. Çok lüks olsun. Aynen olsun. Yatmaya geleyim. O yüzden ofis büyük mesela. Ofis kocaman. Orayı da merak ediyoruz. Ofise de gideceğiz. Stüdyosuna gideceğiz. Ve bugün Berkcan'ın çok büyük bir konseri var. Güzel bir festival aynen, konseri. Aynen. Öyle. Bugün o konsere git. Yine İmamoğlu'ndan paralar yatmış amına koyayım. Abi verdiğim verginin büyük bir kısmı
Alper Rende'ye gidiyor. Artan'ı Berkcan Güven'de. %10'u da Alper Rende'nin sevgilisine gidiyor. Gideceğiz. Konsere nasıl vallahi hazırlanıyor, yoruldum. Ne giyiyor hepsini göreceğiz. Ha biraz da Ceren Sungur'a gidiyor işte. O da belediye belediye geziyor. Ben de heyecanlıyım. Söyleyecek misin? Bildiğin sahnede aynen. Kaç kişi var? 5000. Söylerim. Söyler miyim? Ya bir şekilde buluruz yolunu. Playback'le. Abi bas ototunu sonra çevir ototunu bana ver mikrofonu gör. Ya oğlum ototun öyle bir şey değil ki. Ya sanki böyle millete kopuyorum ben. Ototun sanki böyle hani güzel söylemezsen ototunda da güzel çıkmayan bir şey. Ya sen bas ototunu ver etkiyi gör yetkiyi. Arkada çalsın ama kendim söyleyeyim üstüne. Tamam yani ama çok bağırma yani. Delirme yani. Çünkü in-ear kulaklığın olmayacak. Biz de mesela şu an şey yapıyoruz. Altta vokaller kısık şarkının normalinde. Tamam. Onun üstüne okuyoruz. Ben de direkt şarkıyı koyayım ben onun üzerine okuyayım. Bağırma ama çok. Tamam biz de ofiste bakarız. Berkcan Güven olmak kolay değil. Ha bir de herkesin merak ettiği bir şey giyinme tarzı. Kendin mi seçiyorsun? Yine ayakkabı giymiş bu arada delimine. Berkcan da uzun çünkü. Hatta benden uzun olabilir Berkcan. Stilist mi var? Kanka ben 5 senedir falan kıyafet almıyorum. Ben Covid'den sonra alışveriş yapmadım hiç. Gerçek mi? Sadece konserden konsere yapıyorum. Bir saniye müsaade eder misin? Donunu göstermem merak etme. Göster. Şuradan bir tane hemen alayım. En renklilerinden birisi. Mesela pantolonlar. Büyük, normal, baggy pantolon işte. Altta başka bir olay yok. Ha burası hep pantolonlar. Boy kaç Berkcan? Ben boyumu 1.87 zannediyordum. Kaçmış? Askere gitmek için başvurduğumda 1.83 çıktım. Ama çok büyük keyfim kaçtı kanka. Ama askerde 4 santim kısa... ne? 4 santim ne? Askerde kısa ölçüyorlar ya. Benim de 1.50. Zayıf olduğu için benden uzun görünüyormuş. Piç ya. Kanka hayır. Şortlar. Ya bir yok bura. Yok tişört ya. Göster. Bak bana favori parçanı göster. Ya kanka. Dolabımda ne var? Favori parçanı bize göster. Ya mesela bu yeleği seviyorum. Oo. Böyle bir arkadaşımın, tasarımcı arkadaşımın yaptığı bir... Adı ne tasarımcı arkadaşının? Şeyh Suvar. Harbiden Şeyh Suvar valla. Berkcan Güven olunca böyle bir şeyler yükleniyor mu bu arkadaşlar? Kanka yok öyle bir şey. Berkcan Güven olunca Allah Allah. Yok. Bak Berkcan Güven... Berkcan Güven'le ne yükleniyoruz? Düz taba ayak, saç dökülmesi. Ve sivilce. Abi 28 yaşında dikkatimi çekti. Kötü manada söylemiyorum ama inanılmaz sivilcesi var. Yani bu yaşa kadar devam etmesi büyük sıkıntı. Var mı bu yaşa kadar şey olup böyle sivilce belası çeken? Oğlum 28 diyor adam ya. Oğlum 22 falan diyorsunuz. Kelimeyle bana Berkcan Güven'i anlat. Kelime. Üç kelimeyle Berkcan Güven. Çok zor bu soru ya. Yok ya. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Eğlenceli, depresif. Bir de sıkılgan. Evet. Sıkılgan değil, ADHD diyelim ona abi. Doğru, sıkılıyorsun, doğru değil cidden. Mi? Ya eğlenceli, depresif ve sıkılgan. Ya eskiden o depresiflik çok vardı. 2-3 aydır depresif. Ya sosyal medya kullanmadığım için insanlar böyle hani böyle bitmiş böyle depresif bir noktada olduğumu düşünüyor. Mutlu musun? Ya mutluyum canım. Niye kız mutlu arkadaşın var mı? Var. Herkes biliyor zaten. Benim de arkadaşım Beyza. Var, evet. Nasıl gidiyor abi ilişkiniz? Güzel. Delimineyle magazin sarması. Ya bir şey diyeceğim kanka çıkalım buradan. Çok... Kafa da çok açılmış abi Ege'nin. Ve kötü yerden açılıyor. Hairline açılsa neyse. Kökten açılma var. Kötü. Üzme adamı. Alizade dolandırınca saçı kalmamış amına koyayım herifin. Çok sıcak. Oğlum insanlar merak ediyor. Oğlum tamam hayır. Saklıyorsunuz. Ne story'de paylaşın. Hırsidir. Hırstan manasında mı diyorsun? Lüks hayatınızı ne biçim? Nerede tuvaletini banyonu yapıyorsun? Gerçek aşıklar birbirini takip etmez. Takipleşmiyor musunuz? Hayır. Gerçek mi? 3 senedir Beyza'ya takipleşmiyoruz. Niye? Ya ışığı bozuk tuvaletin, yeni ışık takmamış amına koyayım. Ben var ya evimde böyle bir şey olsun nefesim daralır. Bak nefesim daralır. Hayatta bak mümkün değil. Evde bozuk bir şey olsun ben uyuyamıyorum. Ne abi uyuyamam o gece. Ya açık bir yer arar bulur o ampul alır değiştiririm yani mümkün değil. Mümkün değil. Rahatsızım yani o konuda. Ama girip bakıyorsun değil mi? Arayarak bakıyorsun. Bakıyorum canım. Vallahi çok rahatsızım. Tamirat delisiyim. Ben çok kıskancımdır.
en kıskanç hikayen ne? Mesela ulan şunu giyme dedim kanka, sana. Kanka of çok kötü bir hikaye var ya. Konserdeyiz. Sveili var ya. Renşiren Murd'un solisti. Bir şey söyleyeceğim. Çok saçma, böldüm unutma. Ben geçen hafta Amerika'dayken bir tane eğlence merkezine gittik. Geldi Sveili. Masamıza oturdu. Bak yemin ederim sana. Kanka Sveili koyacağım o zaman. Söyle ona. Niye? Bir daha benim manitama yavşamasın. Tövbe kim ya? Vay yavşak vay. Lan bana söyleseydin onu iyi ya döverdim kanka, ha. Kanka bak şöyle bir hikaye. Tanımıyorum ya. Ne oluyor lan? Yeni endemik mi var? Ananı sikiyim. H5N2 Meksiko mu? Ananı sikiyim. Domuz gribi varyantı. Ananı sikiyim. Orospu çocukları. Yeter ya. Ya kapatmayın abi ya. Ya neyse, buradan sorun olmaz arkadaşlar. Bunları kapanlar çok öldüğü için. Ya bir virüsün letalitesi ne kadar yüksekse yayılması o kadar düşük oluyor. Sveili abi. Tanımıyorum abi Sveili kimse. Ne var? 6ix9ine konseri vardı ya. Evet. 6ix9ine konserindeyiz. Konser bitti. Biz de Sveili'yi dinliyoruz. Seviyoruz yani. Evet. Sevdiğimiz bir sanatçı kendisi. Geçerken kulise girdik. Böyle Beyza'ya bir hi my falan filan yaptı. Ben kankım böyle Beyza tam ona hi derken şöyle çektim Beyza'yı. Hi bro dedim. Böyle bir hikaye. Ben Berkcan Güven olsam ne yaparım? Bir dakika sen Beyza olmuş. İşte benzemiyorsun. Beyza o. Gerçi Beyza'nın da boyu uzun. Evet. Benle aynı boydadır. Ha, ne yapardın? Hi Sway. Hayrına da hayrına şer olurum lan seni. Aynen diyeyim. Öyle. Tutup böyle o chain var mıydı? Chain yoktu. Fakir çocuğu. Fakir be. Geç. Bir şey geldi de. Berkcan Güven'in evindeki tablolar. Ay! Fakir be. Geç. Oğlum burayı niye koydun videoya? Abdü. Abdü amını sikiyim. Adam Kel Mahmut gibi çıkmış. Amını sikiyim Abdü. Oğlum şurayı koymasan olmaz mıydı? Geçen Güven'in evindeki tablolar. Zanax. Ego bir de şuna bakalım. Zanax. Burada Zanax var bak. Bu karakter kim? Çok az kişi bilecek. Matrix tamam. Evet adı ne? Naobi. Aferin lan Conan. Aferin lan. Çoğu insan bilmez. Matrix'in bir tane action oyunu vardı. Orada iki karakter oynanıyordu. Birisi Niobe'ydi. Öbürü de onun serdümeni Ghost. Çok güzel oyundu. İşte Matrix'ler, Star Wars'lar oynadık biz de vaktinde. Dikkat ettin mi? Evet. Güzel tablo. Bunu kim yaptı? Barca yazıyor. Oğlum Barca yaptı. Barca diye bir arkadaşım yaptı. Pahalı bir tablo mu? Yok. Ya arkadaş hediyesi. Sanatçı arkadaşım varsa hediye. Kaç para kazanıyorsun? Ayda. Dostum biz işsiz adamız. Oğlum saklama söyle. Serbest meslek olduğu için değişiyor kanka. Ben senin çok büyük bir dolandırılma hikayeni biliyorum. Oraya değinmek istemezsen aynen. Anlarım. Ama sonra hangisine çok büyük dolandırılma? İlk albümden 1 lira falan para kazanmadı. İlk albümden para kazanmadım. Ve doğru. Albüm çok hit bir albüm. 100 milyon. Kanka 300 milyon şu 300 an. 300 milyon. Ben 100 milyonda kaldım en son. Nasıl eminim hala kazanamıyor mu? Bir tanesi ezbere. Gecelerin derdi. Aynen. Harman. Nazar belki. Hiç 1 lira bile kazanmadın mı oradan? Oradan 1 lira bile kazanmadım. Ah çok kötü. Ya ama yani o tamamen müzik böyle bir business. Niye dropluyor ya? Nereden veriyorum ben yayını? Bir dakika. Allah Allah. Kanka müzik değil. Abi korona ilk çıktığı zaman aynı şeyi söyledin, sonra evimiz sikildi. Hayır abi koronada ben şunu söyledim. İşte şey yaptılar ya işte zombiler gelecek, dünyanın sonu geliyor, bittik. İşte yok adam yere düşüyormuş, canlanıyormuş, tekrar geliyormuş. Böyle bazı videolar vardı böyle işte
Çin'den yeni video geldi. Adam yere düşüyor, ölüyor, geri geliyor falan dedim. Arkadaşlar bu yani bilgisayar oyunu değil amına koyayım. Ölen ölecek, kalan kalacak yani, bunu abartmayın bu kadar dedim. Günün sonunda da oraya geldik zaten yani. Oradayız yani bugün. Ama o şey işte düşüyor, titriyor, geliyor, bir şey oluyor falan. Bir de şeyi hesap edemedik tabii arkadaşlar. Şimdi biz ne bilelim amına koyayım, millet korona önlemi alınırken hacdan geliyorlar, hac ziyareti, dönenlere bilmem ne, anasını avradıymış yani. O kadarını hesaplayamadık, kusura bakmayın arkadaşlar. Devletlerin ve otoritelerin bu kadar retard olabileceğini ben hesaplayamadım. O konuda sizden özür dilerim. İnsanlar tilki yani. Ya mesela şu anda da çok para kazandığını zannettiğin hiçbir insan para kazanmıyor. Niye? Zamanında bir sözleşme imzalamış veyahut mafyalarla çalışıyor ya da. Öyle bir muhabbetler olduğu zaman hani sen dışarıdan ulan bu rapçinin rahatı ne kadar iyi gidiyor diyorsun. Çocuk normalde o konserin %50'sini kendi yapımcısına veriyor. Şarkıların gelirini almıyor. Yani öyle yani mesela düşündüğün şu an baktığın wow bu çocuk inanılmaz. İyi para kazanıyor dediğimiz kazanmayan insanlar vardır. Var kanka. Oğlum ben çok şahit oldum. Ben hosting yaptığım için. Birçoğu da arkadaşımız olduğu için Antalya'ya konserlere geldikleri zaman biliyorum geliyorlar gidiyorlar. Evet. Çok parasız olan insan görüyorum. Konsere geliyor adam ünlü. Önünde 5000 kişi var. 1 lira para yok cepte. Üzülüyorum. Ya benim öyle bir şeyim yok yani. Ya sen hep iyiydin çünkü sen başından bu yana hep para kazanarak geldin işte. Aynen. Platformlarda sen güncelledin kendini yani. Ya ben Vine'dan, 16 yaşından bilmem neden. Ya benim hep şey aile olarak böyle bize, ben o küçükken Vine'da yine bir dubleks evde kaldığım için böyle bize çok zengin muamelesi falan. Zengin misiniz? Değiliz kanka. Yani ben ailedeki en zengin kişiyim. Öyle bir şeyin içinde, bolluk bereketin içinde büyümedim yani. Sen bu arada sürekli dolandırılıyorsun. Ya kanka dolandırılma. Değil, İbo'nun tamamen salak yapmış oldu. Kanka? Niye dolandırılıyorsun? Kankam bakın ben hakikaten dolandırılmadım o muhabbette. O İbo'nun bir anda yayında ulan dolandırıldın mı falan filan gibi bir noktadan patladı. Ya ben... bana da öyle dedi BG. Ya dolandırıldım demedi de Alizade ile işte biz davalıyız abi falan dedi. Orada bir şeyler oldu dedi. İşte Alizade dolandırdı bilmem ne yaptı falan filan. Ben kızı da tanımam bu arada. Hiç kanka, de görmedim. O olayda şöyle bir şey var. Ben bak, bu insanı destekledim. Bir şey diyeceğim. Öyle bir şey söyle ki haberlere çıksın. İlk günden beri bir çıkarım olmadan destekledim. Ve bu insanların bana bir yerden sonra hareketlerinin değiştiğini gördüm. Klasik. Çünkü... Ben... Çengelköy'de villada büyümüş adam zengin değilim diyor. Arkadaşım bakın zaman akışkan bir şeydir. Tamam mı? Yani Küçük Bakkalköy'de benim halamların 4 katlı binası vardı. Küçük Bakkalköy mü ne öyle bir yer. Tam İstanbul'da bilmem. 4 katlı müstakil evleri vardı. Benim halam fakir fukara öldü. Benim değil de annemin halası. Yani kim bilir nereden kimden kalma abi o. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Abi fukara öldü yani. O ev ne oldu sonra bilmiyorum. Ataşehir mi oluyor? Küçük Bakkalköy gibi öyle bir yerdi. Bu insanlar kendileri hapse girdiğinde kendi avukatlarımı yollayıp kendi avukatlarımla içeriden çıkartmış bir insan olarak. Evet. Bu arada kişisel olarak Asya ile herhangi bir şeyim yok. Her zaman yanlarında oldum. Her zaman yanlarında olduğum için aptal olan ben oldum. Bu kadar basit bir konu. Yani dolandırılma gibi bir şey yok. Parasal bir mevzu yok yani. Parasal bir mevzu yok. Hayır şu an davada zaten süreç. Ödenmemiş olan hakkımı alacağım yani. Şarkılar yayında mı? Aynen yayında. Ya ben şey noktasında da değilim. Şarkılar insanları eğlendiriyorsa şarkılar kalır zaten. Sen sadece sanat içindir yapmıyorsun. Sanat kanka, toplum içindir de var sende. Ben genel olarak şarkıları yaparken mesela eskiden daha böyle hit odaklı şeyler yapmak istiyordum. Şu an daha böyle kendim artık çok fazla bir şekilde tutmuş şarkı yap. Müzisyen kökenli bir artist değilim yani. Ben en eğlence kökenli bir artist. Aa kediyi şimdi hatırladım. Kedinin başına o olay ilk geldiğinde annesiyle biz Instagram'dan konuştuk. Doğru şimdi hatırladım kedi muhabbetini. Limitimdeyim. Hoş geldin canım. Mr. Who Cares sen de hoş geldin bro. Olarak tanımlarım kendimi tanımlarsam. Kardeşim o müzisyen. Şu evet. An hani anladın gitar mı? Çalıyor, gitar piyano çalıyor, piyano çalıyor, kendi beatini yapıyor. Ben bunu
yapmıyorum. Bundan keyif almadığım için yani. Ben evde şarkı yazıp bunun bir noktaya getirip bununla paylaşmaktan keyif alıyorum. Ama mesela Baran baştan sona çekirdekten meyve aynen her şeyden zevk alıyordur. Hadi hadi stüdyo hadi şarkı yapacağız. Arkadaşlar gidiyoruz. Dex. Heyecan var mı konserlere çıkarken? Arabası ne? Tabii heyecan kalmadı artık ya. Hiçbir şeye heyecanlanmıyor mu artık? Genç kızların yedek sevgilisi, çıldırıyorlar seni görünce bu falan etkilemiyor mu? Kanka heyecan şey gibi bir şey yani. Onun en tapını yaşayınca bir daha olan bir şey değil. Daha en tapını yaşamamışım demek ki ben. Hep heyecanlanıyorum hala. Ne heyecanlanıyor? Ne bileyim her şeye heyecanlanıyor. Bugün mesela buraya gelirken çok heyecanlıydım bu videoyu çekeceğiz diye. Ya kanka benim o Ronaldo videosu beynimi s**ti. Daha ne yapacaksın ki? Ronaldo'dan sonra gerçekten ne yapacağım diye düşündün mü? Evet, karpuz patlattı. Ya bir şey diyeceğim ya. Amanda Cerny, Berkcan'ın yaptığı en yarrak, en boktan işti. Ve bununla neden övündüğünü hiç anlayamadığım bir işti. Amanda Cerny'yi Amanda Cerny yapan zaten bizim Abaza Türk milleti oldu günün sonunda. Kadın Türklerden aldığı 10 milyonlarca takipten dolayı Amerika'da sponsorlar falan alıyor yani. Çok salakça bir işti. Ünlü de değildi, bir şey de anlamadım ya. Ulan kliplerde lambaları kullanıyorsunuz. Gerçek hayatta kamyonla geziyorsunuz. Dostum, araba biraz pis. Sorun yok. Çok fazla boş yapma. Bin arabaya, tamam mı? Ben şeyi de göstermek arkası da çizik içindeydi bu arada geziyorsun. Ya. Ulan kliplerde... Baksana şuraya. Anası sikilmiş. Nereye çarptın birader? Şuna bir dodik taksaydın. Tekerlere bak. Kullanıyorsunuz. Gerçek hayatta kamyonla geziyorsunuz. Dostum. Kuş mu sıçmış? Oğlum çizik lan o. Araba biraz pis. Kuşun göte bak amına koyayım. Aa, Alfred o kadar sıçmıyor. Sorun yok. Çok fazla boş yapma. Bin arabaya, tamam mı? Ben şeyi de göstermek göster, istiyorum. Göster aga, çek. Takipçiler. Çek, yakıt seviyesi 16 kilometre. AdBlue yok. AdBlue yok. Cam kırık. Cam niye kırıldı? Kırıldı. Biri vurdu mu böyle? Yok, hayır. Bir anda patladı. Allah Allah. Nazar. Fakirliğini göstermeye çalışıyorsun senin. Berkcan Güven. Güven ne? Nereye? Ne hallere düşmüş? Yok be, insanların böyle bambaşka bir yaşamı varmış gibi diye düşünen... Evet, öküz gibi kaldırıma park etmiş bu arada, öküz. Ama İstanbul'da da öyle şimdi, çok üstüne gidemiyorum ama Antalya'da olsa dayaklık. İstanbul'da herkes bir yere artık sokuyor arabasını da. Antalya'da olsa dayaklık abi. Antalya'da kaldırım üstüne araba park eden adamı biz döveriz. Ama İstanbul'da yapacak bir şey kalmıyor. Yani gece arabayı balonlarla bağlayıp gökyüzünde uçurabilirsin Max. Bazen öyle oluyor yani, evine gidemiyorsun amına koyayım. Bir tayfa var. Ya kim düşünüyor aga? Herkes... Oğlum herkes böyle düşünüyor sana karşı. Aşırı zengin, aşırı lüks, hayatı, bütün arkadaşları ünlü, ezmedikleri para, binmedikleri araba, kalmayan biri gibi. Aracı görüyor musunuz? Ford. Sen yıllardır bunu kullanıyorsun. Ben 50 kere binmişimdir. Kanka, arabayla ilgili bir bağım yok yani, anladın mı? Ve ben sürekli çekim mekim, klip melip olduğu için de bu araç benim işimi görüyor. Ama bir tanesi yere yakın hızlı bir araba alacağım. Maserati vardı, onu sattın mı? Aynen. Ya şey gibi bir şey hiç olmadı bende. Hani araba benim için bir yerden bir yere ulaşma aracı. Tabii ki de konforlu olsun zaten. Amını siktim, Maserati niye aldın o zaman ya? Kurt olsun. Bilmiyorum yani, arabaya yatırım yapasım gelmedi gibi geliyor bana artık. Bir de yani. Son zamanlarda sen affedicisin biraz. Barışıyorsun. Evet evet. Yani birbirinize çok ağır laflar ettiğin insanlarla barıştınız. Ya beraber görüntü verdiniz. Aynen. Ben orada Tonga'ya düşürüldüm. Nasıl? Kime la? İbrahim Tilaver tarafından bir bilmiyor muydun mesela orandım. Enes'in geleceğini? Bilmiyor muydun işte? Ya Enes gelmeyecek. Rain Man'in geleceğini. Ya Yusuf'u zaten biliyorum. Yusuf'la zaten konuşuyorduk. Enes'in geleceğini bilmiyordum. Bu arada Allah rahmet eylesin. Ne oluyor lan? Ben de Enes. Ben de. Ulan. Senin yüzünden çarpıyordu. Ulan Enes, Batur yine zarara sokacaktım. Çarptık. Çarptık. Dur. Canlı canlı kaza. Çarptılar mı cidden? Vurduk arabaya. Var mı bir şey Abdü? Oğlum Abdü niye iniyor? Şoför sensin. Kaza yaptık. Nasıl kaza yaptık ya? Adamın tamponunu kırmışsın oğlum. Hayır ya, hiçbir şey olmadı. Gerçekten kırılmış tampon. Adam böyle yaptı. Sonra şu cenaze aracındaki dayı, hadi cenazemiz var dedi. Allah çarşınıza pazar versin dedi. Gitti adam. Bir şey demedi.
Ya diyemez, yok bir şey zaten. Tamponunu kırdın adamın. Canlı canlı kaza yaptın ulan. İşte Berkcan Güven olmak. Yapsana böyle. Bir in özür dile amına koyayım. Matinizimizi alıyla karşılaştık. Berkcan Güven'in ofisi. Burada çalışıyorsun, stüdyom burada. Ya burası benim mağaram gibi bir şey. Aa, bak bir buna özenirim abi. Bir şöyle hızlıca görelim. Buna daha özenirim. Sonra stüdyoyu göstereceğiz. Bak sikim sertleşti. Sonra sahneye gidiyoruz. Aşağıda düzelttim ya Rami. Ben de şarkı söyleyeceğim için, benim şarkıyla alakalı mikrofon falan nasıl olacak onlar bana bir söyle. Valla bilmiyorum kardeşim, yaparsın işte ya. Yaparsın ya. Oğlum sen böyle mi yaklaşıyorsun bana, mikrofonda sesim falan böyle güzel çıksın. Kim ne diyeyim. Vallahi gerçekten sesin mesin güzel çıksın. Be, oğlum 5000 kişi. Oğlum soundcheck yapmadık. Soundcheck yapmadık ki. İşte gidelim yapalım. Buraya böyle perdeyi kuruyoruz, şuradaki perdeyi. Maç izliyoruz burası. Basketbol, UFC, MMA. Hepsi var. Hepsini burada izliyoruz. Burada bar var. Tamam. Ya burada normalde parti yapıyoruz. Ya böyle... bir kere yaz kış konseptli bir şey yapmıştık. Aynen. Ya burası şey gibi bir şey ya benim. Ya ev küçük ya. Hı. Burayla da onu şey yapıyorum yani. Oğlum burası da ekstra büyük, çok büyük burası. Ya tamam işte ekstra. 3 tane orada oda var. Bura var. Burası benim odam. Gel abi odayı göstereyim. Doga ile burası... hoş geldin aşkım. Benim bebeğim. Çöplüğüm. Onu fark ettik. Topla değil. Buradan ilk başta burayı böyle influencer marketing falan filan yaparım. Böyle bir alana gireyim mi diye açtım. Tamam. Girdim. Baktım ki benim influencer marketing yapmam dünyanın en saçma şeyi. Zor mu? Çünkü... Abi Belkıs TV bunda. BG'de. Ondan da kızmış olabilir bana, bilmiyorum. İnsan dolandırma. Influencer marketing dediğin olay. Öyle demeyelim de. Yani öyle demeyelim de. Oturma alanı yine. Bir tane Gamebox koymuşsun. Aynen orada Gamebox var. Burada işte Tumor 1'er oluyor. Sağ olasın. Burada böyle mütevazi bir stüdyom var. Bu da Atakan. İçinde insanıyla beraber mi? Atakan'la da tanışın. Atakan'la beraber. Hoş geldin kardeşim kanalımıza senden. Hoş bulduk abi. Sen Berkcan'la beraber çalışıyorsun. Benim fuck buddy. Sağ ol. Dinlediğimiz en ünlü hangi parça buradan çıktı? Dinlediğiniz hangi... En mesela, çok dinlenmiş mesela. Hangi telefon bir betmiş evde çıkmıştı. Evde mi yaptınız? Evde yaptım. Burada hangi parçayı yaptın? Burada hangi parçayı yaptım? Burada hayaleti burada yaptım. Başka neyi yaptık Atakan burada? Abi. Marka kaliteydi. Yan BGFX albümü. Aynen son EP burada yaptım. Onun dışında Beat10'da çıkmamış parça yaptım yani. Beat var mı? Buluruz. Beat varsa bir tane freestyle yapalım. Atakan sen bize konu söyle. Kelimeler ver, bunun üzerine freestyle yapalım. Bir görelim bakalım freestyle'de. Aynen, çok iyiyim ya. Nasılsın? Kelimelerimizi sen veriyorsun Atakan. Ki daha önce de yazmadığımız belli olsun. Ben tamam, ben nakarat yapacağım. Tamam. Hadi başla, nakaratla başlıyormuş parça. Nasıl ya? Parça nakaratla başlıyormuş. Nakarat verse, nakarat verse'müş. Yeah, yeah, yeah. Hangi? Hadi kelime. Deli. Deli. Yanımda get fake. Yanımda get fake. Yeah. Seni düşünmekten oldum ben bir deli. Kafamdan çıkaramadım yine aradım seni. Her gün telefonum açık ama beni arıyor. Biliyorum sürtük benim gibisini bulamıyor. Araba şöyle bir. Araba sol şerif full benz. Yeah sürüyorum evet S-Class. Yeah bana dokunamazsın ha. Yeah bana yaklaşmayın ha. Yeah ben de sürdüm kardeşim yanımda Abdü burada. Bir tane şarkı okumak istiyor benim sahnemde wow. Abdü çok kötüsün, çok kötü rap yapıyorsun. Senin için kont kartı bitmeliydi mevzu. Lay lay. Ele low low. Ele lay lay. Ele low. Reç koldan iyidir abi. Zor rapçilik. Kriminaller. Hiç yaz şarkısı i̇şte olmadı. İşte meczup gibiyiz, anladın mı? Bütün gün gelip bunu yapıyoruz. Bir deli gibi. Çıkalım kanka ya. Hadi gidelim. Bok gibi freestyle videolarımız ödüksüz dönüyor. Bunları koyarız ama. En çok tutan sikti ne olur? Arda Güler kardeşime başarılar diledim. Böyle yazdı bakın. Cevap gönderdim. Başarılar mı? Kral. Kalpler seninle. Çok seviyorum Arda Güler'i. Hepimiz çok seviyoruz. Ben önceden seviyordum. Bak Arda Güler'e ilk yazdığım tarih. Tebrikler Brom ilk asistin için. Mutfak. Konyak. Zararlı. Zararlı. Sakın içmeyin. Burası da böyle işte çekimlerin mekimlerin yapıldığı. Burada daha önce de canlı yayın yapılıyormuş. Az önce Atakan söyledi. Her şey yapılıyor burada. Arka planı hatırlayanlar olur. Ben birkaç kez gördüm bu arka planı. Aynen Sude çekiyordu orada. Burada.
Arka planı hatırlayanlar olur. Ben birkaç kez gördüm bu arka planı. Aynen, Sude çekiyordu orada. Bence karın ağrısı buradan gerçekleşiyor. Sude'nin canlı yayını vardı. Burası burada millete imkan sunuyor musun mesela? Birisi geldi diyor ki stüdyo lazım bir şey. Kendi arkadaşım olmadığı sürece dışarıdan böyle parayla gelip... İş almıyorsun. İş almıyorum. Çünkü gerek yok. Ben böyle enerjiye inanan bir insanım. Başka insanların enerjilerinin buraya gelip aynı ortamda olsun istemem yani. Kaç para kira veriyorsun buraya? Çok büyük. Kanka buraya 100 veriyorum. 100 bin aylık. Ama şey işte 55 kira, 15 aidat, 10 internet, elektrik, melektrik. Hepsi bir toplanınca 100'e geliyor. 55 kira buraya bedava bu arada ya. Nerede mekan şu anda bilmiyorum ama 55 bedava abi şu anda. Şaka mı yapıyorsun? Hadi gidelim, konsere gidelim artık ya. Bugün kimler olacak başka? Reçkol var, Loki var, Emlisa var, adamlar var. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Let's fucking go! Güvenlik. Arkadaşlar şu anda sahnenin olduğu alana geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi büyük bir sahne var. Berkcan hazırlanıyor. Sırasıyla rapçiler, sanatçılar bir bir sahne almaya başladı. Ben biraz heyecanlandım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Amacın bugün Berkcan Güven olmak. Şirin olmak. Berkcan Güven olmak nasıl bir duygu? Kıyafetten başladık, evini gezdik, işini gezdik. Şimdi asıl işi olan sahneye geldik. Çıkabilecek misin? Vallahi deneyeceğiz bugün. Bir şarkımız çok kral ya. Ne soundcheck yaptık, ne mikrofonu kontrol ettik, ne prova yaptık. Bugün sahnede deneyeceğim. İnşallah rezil olmam. Burhan amca sana bir iki tane sorum var. Şimdi Berkcan gibi bir çocuğun, bir adamın babası olmak nasıl bir duygu? Normal bir adam değil, farklı. Farkı ne? Yani farklı bir adam bence. Normal biri değil. Ya sen söylesene, 27 senedir sen çekiyorsun kahre. Berkcan, ya sonuçta yaptığı iş güzel, insanlarla iletişim halinde olması güzel. Daha doğrusu şöyle bir şey var, o kadar kalplere dokunmak, milyonların kalbine dokunmak, onlara bir şeyler verebilmek, onlardan bir şeyleri hissettirebilmek, zevk verebilmek, keyif verebilmek, kahkaha verebilmek, bu çok güzel bir şey tabii yani. En güzel tarafı bu. Her baba evladın bu. Ya analar babalar niye böyle ya? Benim babam böyle değil mesela. Benim babam götünü yırtın, babam beni övemez. Annem ama öyle. Övüyor. Sanki ben Bülent Ersoy'um amına koyayım. Yani bu herif de Bülent Ersoy değil ki. Sürtüye bak, götüne güzel falan diye şarkı yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu kalplere dokunmak, milyonlara eğlenmek falan. Böyle demeye de gerek yok. Eğlenceli bir hayat yaşıyor. Mutluysa mutluyum de geç. Anlatabiliyor muyum? Milyonların kalbi bilmem ne. Abi sürtüğün götünü siktiriyoruz ya biz şarkılarda. Anlatabiliyor muyum? Bege touchdown yani. Anlatabiliyor muyum? Alizade twerkünden kaçıyoruz baba biz sahnede ya. Yani bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Babam hiç beni övemez mesela. Ya işte yayın açıyor, bir şeyler yapıyor. Eğleniyor ya çocuk falan. O madde benim babam. Hiç her şey dediğini duymadım işte. Milyonlarca insan işte eğlendi. Hiç öyle bir şey asla demez yani, sikinde değil. Az önce random telefonda mesela random bir yarak fotoğrafıyla arandım ve 6K para atmazsan bu tarafı senin ailene atarım diye panel bildirim. Ya atmazsan ananı sikimde geç. Yani işler yapmasını, başarılı olmasını, yani insanları kucaklamasını ve insanların sevgisine nail olabilmesini isterler yani. Bu doğal bir olgu. Benim herkesin aşina olduğu sizin bir repliğiniz var. Nedir o? Hani bir reklam söylemi. Onu da bir söyler misiniz? Kamera... ATV'de izlenir. Doğru. Onu ben çok yakından duymak istiyordum. Biz onun hayranıyız. Roman Son'un sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam edecek derdik. Herkesin kafada kalırdı bu. Bir de şey, dizi ATV'de izlenir, o da onun. Ama söylüyorum diye övünme. Sesim nereden geldi belli. Hadi yap, röportaj yap bende. Tamam, röportaj yapıyoruz. Konuş evet. İşte. Soru kendini cevap tanıt, ismini, soy ismini söyle. İnsanlar, merhabalar. Seninle alakalı bilmediği şeyleri söyle buraya. Kaç yaşındasın? Hiç bilinmeyen şeyler söyle. Merhabalar. Aslında çok bilinmiyordu ama son 1-2 aydır biliniyor. Aslında ben 24 yaşındayım arkadaşlar. Kaç sanıyorlardı? 19 falan zannediyorlardı beni. Hı-hı. Çünkü farkındaysan sakallarım falan geç çıkıyor. Fark ettim. Babam dedi ki ben 25 yaşında dedi şey olacaksın.
her yerin şey olacak, göbeğin çıkacak, kilo alacak. Göbek falan. Çıkmış. Reçkoy mu vermiş biraz? Aynen, vermiş halim. Kontrol edebiliyorum neden? Oruç tuttum arkadaşlar hayatım boyunca. İyi misin? İyiyim. Mutlu musun? Mutlu olmak. Nasıl hayatım? Mutlu musun? Her zaman kimse mutlu olamaz yani. Yani şimdi 30 gününü düşün. Şimdi popülerliği, sanatçılığı, her şeyi bir kenara bırak. Mutlu musun? Her şeyi kenara bırakırsam fena mutluyum. Ama bazı sorumluluklar falan sanatçılık işin içine girdiği zaman bu sorumlulukları hallederken yorulduğum, mutsuz olduğum anlar oluyor yani. Mutsuz olduğum derken mutsuz uyanabiliyorum. Böyle. Ben seni daha önce gördüğüme göre daha iyi gördüm ama şu an. Teşekkür ederim yani. Bazı şeyleri atlatmak kolay olmuyor. Sen daha iyi bilirsin. Duygu deformasyonundan kafayı yiyeceğiz. Yememek için elimizden geleni yapıyoruz ama hoş iyiyiz geldin. Yani kanka. Hoş geldin canım. Kulübe hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saat akşam 9 oldu. Aynen. Çok erken gelmişiz. Saat 2'den beri buradayız. Harbi geçmek bilmedi. Şimdi çıkacaksın bakalım neler yaşanacak. Senin için standart da benim için nasıl olacak onu göreceğiz. Ne olacak acaba? Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Vallahi ne var lan elinde? Biliyorum, öğrendim. Vallahi geldiğinden beri onu çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşımın böyle büyük bir şeyler başarmasına mutluluk. Sen olmadın mı Muti? Kanka buradayız işte sabahtan beri. Daha ne yapalım? Adam sabahtan beri burada bekliyorum. Kaldırdınız videolar diye. Şimdi çıkacağız inşallah. Bakalım nasıl olacak. Hangi şarkıdan sonra beni çıkaracaksın? Seni Baran'dan sonra alacağım. Duygusal bir şeyden sonra çıkart da. Çünkü duygusal bir yok, şey söyleyeyim. Yok, Harman'dan sonra. Harman'dan sonra. Harman, yani kardımın kıçı patlar. Sen hazırsan ben de hazırım. Hadi çıkalım. Sahnede görüşürüz o zaman. Hadi. Hadi gittik. Was poppin' my G. Harman, kardonum üç patlar. Run run, kaçı gelip beni darlar. Harman, kardonum üç patlar. Run run, kaçı gelip beni darlar. Olamam Jimmy, giyemem Slim Fit. Bebeler trippy, bak sen de tip tip. Şişi ben sipi, göremiyorum bittim. Edilerim sinsi ama bizde dimdi. Çözüm ara bir umarım. Oğlum niye dinlemedin? Komik ol komikli kronik. Poligondayım vurdum 12 o biçi. Pozitif çok iyi benimki hobim. İmobilim duramam trendin topiki. Bu skill ama yok beklemesi. Kaçtıran yok benim sana seslenesim. Listenden hemen beni silah. Sese rap düğümü buraya alabilir miyiz ya? Bir dinleseydik ya. Kardeşim benim. Ve bugün sizlere Hatay'da kaybettiğimiz her bir can için yazmış olduğum bir şarkıyı okumaya çalışacağım. Bana benden rica etti. Ben de böyle bir sebep olunca insanların da tabii ki de anlayışla karşılayacağını düşündüm. Ne diyorsunuz millet? Telefonlarınızın flaşlarını açar mısınız? Hadi kaybettiğimiz bakalım. Her can için bir ışık olsun. Hayatımda ilk defa bir sahnede şarkı kendin söyleyeceğim. Umarım başarabilirim. Gönder abi. Sözde söylesense sevgime kuracı.
şişe bitmez ömrümde. O gün usukluğum derem çamur. Teşekkürler İstanbul. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Yok. Olmuyor. Zannedeyim. Zormuş. Bayağı zormuş. Hadi yerler. Ben Bergen'in bir şarkısını söyleyecek zannettim. Hiç kolay değilmiş şarkı söylemek sahnede. Ya evet. Ama yine de denedim. Nasıl sence? Çok keyifliydi. Bir de anlamlı bir şey için yaptığımızı tabii canım. Düşünürsek bayağı keyifliydi. Millet de tabii ki şarkıyı ilk defa duyuyorlar. Ama yine de tepki verdiler. Tabii canım, insanlar da güzel düşünmüştür bence Hatay için böyle güzel bir şarkı yapılması. Senin de sanat kariyerinde başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Berkcan hala sahnede. Baran'la bitiriyoruz. Çok daha çılgın videolarla beraber olacağız. Allah'a emanet. Niyet güzel ama ben çok beğenemedim abi. Ben zaten Türkiye'de yapılan rap müziğin çoğunu beğenmiyorum. Ama bazen de sizin beğenmediğiniz işleri de beğeniyorum. Öyle de bir huyum var yani. Mesela Abdü'nün kardeşinin birkaç tane şarkısı bende loop'ta dönüyor. Siz cringe diyorsunuz da ben seviyorum böyle şeyler. Bazı şarkılarını.